İsmim Çağlar Akman. Modelleme ve sensör teknolojileri takım lideriyim ve bugün sizi kalma amfitesi ve sensör füzyonu üzerine bir eğitim vereceğim. Başlangıç seviyesi bir eğitim olacak. Sonuna doğru da bir uygulamalı simülasyon MATLAB üstünden göstereceğim. Bu da size de bir link üzerinden bu uygulamalı simülasyonu çalışma fırsatı verecek. Zaten MATLAB'ın açık olan bir kodu. Sunum içeriğinde Kalman filtresini özet olarak kısa tarihçesini sonra anlatacağım. Kavramsal örnekler vermeyi düşünüyorum. Daha sonra uygulama alanları ve filtre tipleri üzerine biraz bakacağız. Devamında Kalman filtresinin nasıl çalıştığı üzerine çalışacağız, bakacağız. Matematiksel modelleme nedir? Kestirim, kesinlik, doğruluk, Kalman filtresi modeli, çeşitli Kalman filtresi modelleri üzerine konuşacağız. En sonunda otonom araçlarına konumlandırma sistemleri üzerine örnek uygulamalar ve simülasyonla eğitimi tamamlamayı düşünüyorum. Eğitimin sonunda da soru cevap seksiyonu yapacağız. Biraz tarihçesinden kısaca bahsedeyim. Profesör Doktor Rudolf Emil Kalman ilk olarak Kalman filtresini geliştirdi. İlk başta ölçümlere bağlı olarak sistem özelliklerini ve parametrelerin kestirimi için geliştirilmiş bir algoritmaydı. Daha sonra Richard Bussy tarafından bu Kalman filtresi geliştirildi. O yüzden bazı kaynaklarda Kalman-Bussy filtresi olarak da görebilirsiniz. Aranızda eğer Kalman filtresi üzerine çalışmış, denemiş veya Kalman filtresini okumuş kişiler varsa Kalman filtresinin iki etaptan oluştuğunu ölçüm, tahminleme ve düzeltme, prediction ve update kısımlarından oluştuğunu bilirsiniz. Bu iki kısmın ortaya konmasını sağlayan kişi Richard Bussy'dir. En son olarak da Stanley Schmidt bir havacılık mühendisi olarak Apollo uçuşlarında bu Schmidt Kalman filtresi olarak uygulamıştır. Fark ettiyseniz hepsi yakın tarihlere kadar yaşamış insanlar. 2016, 2019, 2015 yıllarına kadar yaşamış insanlar. Kalman filtresini aktif olarak kullanmış son yüzyılın içinde gayet çok farklı alanlarda uygulanmış bir filtre, bir algoritma. Kalman filtresine bir uygulama örneğiyle bir bakalım. Kalman filtresi genelde nerede kullanılır, nasıl kullanılır gibi soruyla başlayalım. İlk olarak en direkt ölçümlerde kullanılması üzerine bir kavramsal uygulamaya bakalım. Problemi şöyle tanımlayalım. Şimdi demin de bahsettiğim Apollo uçuşlarında kullanılmıştır Kalman filtresi. Apollo uçuşu üzerinden bir örnek verelim. Bu uzay gemisinin yakıt olarak sıvı hidrojen kullandığı biliniyor ve motorun iç ısısının 5500 Fahrenheit dereceye kadar çıktığı bilinmekte. Bu 5500 Fahrenheit'e çıkan sıcaklık mekanik parçalara zarar verebilmekte. Doğal olarak Apollo roketinin bütün bu sıcaklığını, motor iç ısısının ölçülmesi gerekmekte ki mekanik aksamlarda herhangi bir sıkıntı olup olmadığını görebilmeleri gerekiyor. Buna göre ısıyı düşürecekler, yakıp söndürecekler gibi ölçüm kontroller yapılması gerekiyor. Peki, bu ölçüm için dayanıklı herhangi bir algılayıcının olmadığı da biliniyor. Bu sebeple sıcaklığın dışarıdan ölçülmesi gerekiyor. Dışarıdan ölçtüğümüzde tabii ki içerideki sıcaklığı gerçek değer olarak ölçemeyeceğiz. Dışarıdan ölçüm esnasında bir sürü gürültü devreye girecek. Bir sürü gürültü, ölçülemeyen parametreler, modellenemeyen denklemler devreye girecek. İçeriği arası, içerinin sıcaklığıyla dışarının sıcaklığı basit bir matematiksel denklemle modellense bile mekanik aksanların sıvası, dışarıdaki uzayın hızlı soğutması gibi modellenemeyen parametreler dışarıdan asıl ölçümü bozacak. Bu kapsamda bu tür bir örnekte ve buna benzeyen örneklerde Kalman filtresi çok yoğunlukla, sıklıkla kullanılır ve başarılı bir sonuç elde etmektedir. Bu anlamda optimal kestirim algoritmasıdır Kalman filtresi. Bu örneği vermemin sebebi Kalman filtresi nedir yavaş yavaş anlayacağız. Kalman filtresini nerede, ne zaman, nasıl kullanmalıyım sorularından soruya cevap ne zaman kullanmalıyım? İndirekt ölçümler. Asıl değeri ölçemiyorum ama asıl değere indirekt ölçümler yapabiliyorum. Bu indirekt ölçümler üzerinden asıl değeri tahminlemeye çalıştığımda Kalman filtresiyle Kalman filtresini bir çözüm olarak öngörmekteyiz. İlk olarak matematiksel modeli ortaya koyacağız. Matematiksel modeli ortaya koyduktan sonra bu indirekt ölçümlerden asıl ölçümlere gitmeye çalışacağız. İkinci uygulaması ise algılayıcı füzyonu. En temel örneklerden bir tanesini seçtim sizler için. Bir aracın konumunun ölçümü ve bu konumun takibini gerektiği bir problemi ele alalım. Şimdi
Hepinizin de bildiği gibi konum ölçümü için hepimiz artık telefonlarımızda da var GPS kullanmaktayız. Şimdi GPS kullanılabiliyor ama GPS'in sıkıntısı nedir? Güncelleme frekansı 10 Hz'lere çıksa bile genelde 1 Hz civarında düşünebiliriz. Saniyede bir güncelleme hızı vardır. Şimdi yeterince hızlı giden bir araç için 1 Hz yeterli oluyor olabilir ama çok daha hızlı giden veya çok daha hızlı konum takibine ihtiyaç olduğumuz zaman GPS yeterli veriyi sağlamayacaktır frekans düşük olduğu için. Ayrıca GPS dış ortamlarda çalışırken kapalı ortamlarda çalışmamaktadır. Bunun dışında konum takibi için ataletsel ölçü birimi dediğimiz 9 eksenli, 9 serbestlik dereceli jiroskop, ivme ölçer ve manyetometrenin bulunduğu ataletsel ölçü birimleri kullanılmakta. Bu GPS'e göre daha yüksek frekansta sonuç elde etse de çok basit bir şekilde ölçtüğümüz ivmeden yolu hesaplarken çift integralde aldığımız için hata da doğal olarak kümülatif olarak artmakta ve çok hızlı bir şekilde hata değeri artmaktadır. Konum takibi için kara araçlarında ayrıca odometre kullanılmaktadır. Odometrenin de eksik yanı, hatalı yanı nedir? Odometrede yola bağlı olarak, yoldaki çukurlar, yoldaki tümsekler, fiziksel özelliklere bağlı olarak fazla ölçüm ya da eksik ölçüm yapılabilir. Ya da lastiğin havasının durumuna bağlı olarak gene fazla ya da eksik ölçüm yapabilir. Ne anlatmaya çalıştım şu ana kadar? Problemi tanımladık. Konumunun ölçümü ve takibi. 3 farklı tipte sensörle ölçülebileceğini de ortaya koyduk. GPS, jiroskop ivme ölçer, manyetometre ve odometre. Ama üçünün de farklı belirsizliklerinin de geldiğini fark ettik şu an. Yani elimizde bir sensör varsa bir sensörü modellememiz gerektiğinde bir belirsizlikle modellememiz gerektiğini öğrendik şu an. Yani mükemmel ölçüm olmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. O zaman ne yapmamız lazım? Bu belirsizlikleri daha aza indirmek için bu üçünü aynı anda kullanarak ne olabilir sorusuna cevap arayabiliriz ve bunun belirsizliği azaltacağı yönünde bir çalışma yapabiliriz. Burada da odometre, IMU ve GPS'in üçünü bir arada kullanıp Kalman filtresini kullanarak sensör füzyon dediğimiz bu bilgilerin farklı sensörlerden gelen bu bilgilerin birleşimiyle daha doğru bir sonuç elde edeceğimiz bir yöntem, bir sonuç elde etmiş oluruz Kalman filtresinin kullanımıyla. Yani özet olarak Kalman filtresi iki temel uygulamada karşımıza çıkmakta. Endirekt ölçümlerden asıl ölçüme ulaşmak istediğimizde Kalman filtresini kullanacağız. Ya da algılayıcı füzyonu, birden fazla farklı sayıda farklı tipte algılayıcılar varsa elde etmek istediğimiz bir durumu, bu konum olabilir, hız olabilir, bu bir başka bir bilgi olabilir. Bu bilgiyi elde etmek için füzyon için kullanacağız. Bu kapsamda uygulama alanları neler? Deminki verdiğim örnekte olduğu gibi seyir sefer sistemleri, görsel tabanlı araç takip sistemleri, radar takip sistemleri, hava durumu tahmini, 3 boyutlu modelleme ve daha niceleri. Kalman filtresi dediğim gibi hani son yüzyılda iyice oturmuş ve çeşitli mühendislik uygulamalarında her mühendisin illa bir noktada karşılaşacağı bir algoritma. Filtre diye anıyoruz ama aslında bir algoritma. 3 tipte Kalman arttırabiliriz ama 3 temel tipte Kalman filtresi mevcuttur. Doğrusal Kalman filtresi, genişletilmiş Kalman filtresi ve kokusuz Kalman filtresi Türkçe karşılıkları. Linear Kalman filter, extended Kalman filter ve uncentered Kalman filter olarak da İngilizce karşılıkları olan 3 tipte Kalman filtresi bulunmaktadır. Bu Kalman filtresinden hangisini seçeceğiniz problemi nasıl modellediğinize bağlı. Linear olarak modellediğiniz bir problemi doğrusal Kalman filtresiyle çözebilirsiniz. Belli bir kapsamda linear modellediğiniz için zaten ana modelden kaybınız doğrusal Kalman olacaktır. Bunu da doğrusal Kalman filtreyle çözebilirsiniz. Genişletilmiş Kalman filtresi non-linear sistem çözümlerine gitmektedir. Ancak tek sample üzerinde çalışmaktadır. Uncentered Kalman filtre ya da kokusuz Kalman filtresi ise yine linear olmayan, doğrusal olmayan problem çözümünde bu sefer tek sample'lar değil de çoklu sample'larla, çoklu örneklemelerle üzerinde çalışırken seçeceğiniz bir filtredir. Eğitimimiz başlangıç seviyesinde olduğu için
Bundan sonraki kısımda hep doğrusal kalman filtresi üzerine devam edeceğiz. Devamında sizlerin kendinizin araştırmaları, anlatacağım şey temel olduğu için çok hızlı bir şekilde diğerlerini de uygulayabileceğinizi öngörüyorum. Şimdi aralarda anlattığım gibi Kalman filtresinin uygulanabilmesi için ilk olarak matematiksel modellemeyi ele almamız lazım. Hepimiz burada mühendislik fakültelerinde okuyan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum aramızda. Şimdi aşağıdaki gördüğümüz bir denklem, bir durum, state space dediğimiz durum uzay gösterimi olan bir denklem setini görmektesiniz. Hızlıca bakalım. XK artı 1 eşittir. Aslında lineer cebirsel olarak açıyorum size bunu. XK artı 1 eşittir. XK artı delta T çarpı VK artı 1 bölü 2 delta T kare. Burada bir de A olacak, ivme olacak. 1 bölü 2 delta T kare A. Onu hemen sizin için düzelteyim. Bir sıkıntı olmasın. O bir şekilde gözden kaçmış. Sizlerden kusura bakmayın. Bu nedir? XK artı 1 ve XK dediğim şey. Bir önceki konumum, mevcut konumum ve bir sonraki konumum. Mevcut konumumun üzerine mevcut gittiğim hızın delta t örnekleme süresi kadar çarpanını ekler. Sonra 1 bölü 2 delta t kare ivme ile çarparak bir sonraki konumu bulurum. Normal basit lise fiziğini uyguluyoruz. Bir sonraki hızımı nasıl bulurum? Burada nedir? Vk artı 1 eşittir. Vk artı delta t çarpı a. Bir sonraki hızım ise mevcut hızımın üzerine örneklediğim sürelerin ivmeyle doğru orantılı bir şekilde artması şeklinde bulabilir. Biz buna bu tür bir gösterimi normal aslında denklemsel olarak açık bir şekilde yazabileceğimi kapalı bir şekilde yazdım burada. Aslında durum uzay gösterimini yapmış olduk. Burada ivmemiz eğer girdiyse bir kontrol parametresi ise ben ivmeyi belirleyerek doğrusal bir model bu unutmayalım. İvmeyi belirleyerek bu aracın mevcut konumdan bir sonraki konuma nasıl gideceğini kontrol edebileceğimi iddia ediyor. Sonrasında YK dediğimiz ise çıktı. YK'yı da bu aracın konumu olarak söylüyorum. YK eşittir XK. Şimdi bir kez daha anlatmak istiyorum. Dışarıdan sadece ivme vererek, yani bu araca tork vererek, bu araca thrust vererek, ya bu araca bir itme, hava aracı ise bir itme kuvveti vererek, kar aracı ise motoruna farklı bir kuvvet uygulayarak bir ivme sağlayabiliyorum. F eşittir MA'dan. Bir ivme sağlayabiliyorum. Dışarıdan bir kuvvet uyguladım, kütlesini biliyorum ve ivme sağladım. Bu ivmeyi kontrol ederek bu adamın o anki konumunu ve o anki hızını biliyorsam bir sonraki hızını ve bir sonraki konumunu bilebileceğimi iddia ediyorum. Ve bunu böyle bu şekilde bir lineer matematiksel modelle gösteriyorum. Hataları yok mu? Var. Ama bu lineer matematiksel model belli bir doğrulukta bunu geçerli kılır. Geçerli kılar. Daha sonrasında da diyorum ki elimde bir tane sensör var ve ben bunun ya da bir gözlemci var. Ben bunun konumunu sürekli kontrol edebileceğim diyor. İşte problemi az önce çeşitli problemler tanımlamıştık. Bu problemlerden şu an neyi konuşuyoruz? Bir aracı bir noktadan bir noktaya götürmek ve o noktada o aracın sürekli olarak konumunu takip edebilmeyi konuşuyoruz. Bu şekilde modelleyebiliriz ve doğrusal bir model yaptık. Yukarıda da diyagramını görmektesiniz. Aslında burada x türev eşittir a çarpı x artı b çarpı u, y eşittir cx artı du dediğimiz kısmın aşağıdaki bir örnekti. Bir hareket planlamasının örneğiydi. A burada 1 delta t 0 1. B 1 delta t kare delta t kare delta t. Kontrol girdim ise A ivme. Y ise sadece ben konum ve hız durum bilgilerini kontrol ettiğimi söylüyorum. Herhangi bir şekilde girdiden yani ivmeden bilgi almadığımı, ivme ile alakalı bir şey kontrol etmediğimi söylüyorum. Peki. Dediğim gibi bu lineer olarak bir yere kadar doğru olan bir model. Ama şimdi deminki gibi gene burada A olacak arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Şurada bir A var.
iki tane yeni gürültü ekliyorum. Şimdi yukarıya gittiğimizde herhangi bir dışarıdan gürültünün olmadığı, herhangi bir şekilde tek bir girdiyle o da ivme tüm yol ve hız parametrelerini, hız bilgilerini kontrol edebileceğimi iddia ediyordum. Ancak hepimiz biliyoruz ki ben bu sistemi Y'yi ölçmeye çalışacağım ve sunumum esnasında dedim ki herhangi bir algılayıcı varsa bu algılayıcı bir belirsizlikle modellememiz gerekiyor. Ben bu sistemi ölçerken zaten bir gürültü getireceğim. Bir gürültü getireceğim bu sisteme. Sonrasında bu sistemin kendi içinde de zaten bir gürültü elde edecek. Yani deminki gibi lineer bir şekilde sadece inputla, sadece ivme girdisiyle ben bu sistemi yönetemeyeceğim. Girdiyi versem de belirli bir belirsiz bazı parametreler, belirsiz bazı girdiler bu sisteme müdahale ediyor olacak. Biz bunu nasıl özetliyoruz? Modelim, ne yaparsam yapayım, buradaki modelimi neyi belirliyorum ben? A'yı, B'yi size anlatırken ben belirledim. Mevcut bir örneği kullanıyorum ama bu modeli yarın bir gün siz kendi karşılaştığınız problemde siz belirleyeceksiniz. A'yı ve B'yi, girdinin sisteme olan etkisini siz belirleyeceksiniz. Durumların bir sonraki durumla olan ilişkisini yaptığınız mühendislik çalışmasının sonunda siz belirleyeceksiniz. Bu model asla mükemmel, asla gerçeğin birebir aynısı olmayacak. Yani aynı şekilde bahsettiğimiz burada ölçüm yapacağız ya, bu ölçüm de mükemmel olmayacak. Biraz devam etmeden önce arada bir karıştığını gördüğüm bir bilgiyi düzeltmek istiyorum. Kesinlik, doğruluk ne demektir? Şimdi yeşil olan gerçek değerimiz, kırmızılar ise bizim kestirim değerlerimiz. Bu parantez içinde bir bilgiyi anlatıyor. Gerçek değerimizin etrafında bazı kestirimlerde bulunduk. Bu kestirimler bu kadar dağınıksa hem düşük doğruluktadır hem de düşük kesinliktedir. Düşük doğruluk gerçek değere olan yakınlıkla alakalıdır. Kesinlik ise kestirimlerimin birbiriyle tutarlılığıyla alakalıdır. Hemen ikinci örneğe geçelim. Düşük doğrulukta ama yüksek kesinlikte. Sürekli yaptığımız kestirimler aynı noktayı göstermiş. Düşük bir doğrulukta çünkü doğru değerime uzak, yüksek kesinlikte. Burada ise hem yüksek doğruluk hem de yüksek kesinlik. Niye bu bilgiyi anlattım? Proses gürültüsü ve ölçüm gürültüsü gibi iki tane belirsizlik sistemimize dahil oldu artık. Bu yüzden bir sonraki durumu, mesela yolu kestirmeye çalışırken, bilmeye çalışırken artık kestirimlerde bulunmamız gerekecek. Matematiksel modelimdeki gibi deminki yaptığımız ilk modelde yaptığımız gibi şimdiki konumum bu, şu andaki ivmem de bu, o zaman bir sonraki konumum budur şu hızdaysam diye söyleyemeyeceğiz. Çünkü tekerimden kaynaklanan belirsizlik var, motorumdan kaynaklanan belirsizlik var, dıştan gelen gürültülerden kaynaklanan belirsizlikler var. Bu ara bilgiyi bir anlatmam gerekiyordu. Şimdi Kalman filtresinin ispatını buraya almadım bu sunuma ama basit bir şekilde birkaç defa birkaç infografikle anlatmaya çalışacağım size. İlk olarak bir önceki durumun durum bilgisi ve bunun belirsizlik bilgisi, olasılıksal dağılım bilgisi, öncül durum bilgisi dediğimiz bilgi elde edeceğiz. Buradan bir fiziksel öngörü adımı dediğimiz, örneğin bir fiziksel model kullanarak ya da matematiksel model kullanarak mevcut durumdan bir sonraki belirsizlik ve bir sonraki durumu tahminlemeye çalışacağız. Şimdi tekrar anlatıyorum. Elimde mevcut belirsizlik ve mevcut durumum var. Mesela yolum ve yoluma ait bir belirsizlik var. Bu belirsizlik nereden geldi? Deminki bahsettiğim proses gürültüsünden ve deminki bahsettiğim ölçüm gürültüsünden kaynaklandı ve sistemin sonunda ölçüm gürültüsünden değil proses gürültüsünden kaynaklanan bir belirsizlik var. Bu belirsizlik ve durum bilgisi yol ve bu yoldaki belirsizliğim. Bir doğru üzerinde ilerleyelim. Tek boyutlu bir doğru üzerinde ilerleyelim. 5
5 diye bir noktadayım ama artı eksi 1 metre. Dağılmış bir, bu dağılmada üniform da olabilir ya da Gauss içinde olabilir, fark etmez, bir belirsizlik içindeyim. Bu öngörü adımıyla mevcut belirsizlik ve mevcut durum, mevcut durumda bir sonraki belirsizlik ve bir sonraki durumu tahminlemeye çalışıyorum. Sonra dışarıdan bir ölçüm alıyorum sensörle. Bu öngörüyü ölçümlerle karşılaştırıyorum. Ölçümümün bir doğruluğu, kendi öngörümün bir doğruluğu var. Bu iki doğruluğu kıyaslayarak dışarıdan bana birisi sufle veriyor yani. Bu sensör bana bir bilgi veriyor. Diyor ki aslında sen şurada olmalıydın diyor. Şu anki konumuma inandığım, ben ise 5'teydim, şu hızda ilerliyordum. 7 numarasında, 7 doğru sayı doğrusunda 7'nin üstünde olduğuma inanıyorum. Ama ölçüm yaptım, 6.5 çıktı ve sensörüme, ölçümüme fazlasıyla güveniyorum. O zaman 7'de değil, kendimi 6.5'a doğru çekeceğim. Ve artık kendi 6.5'tayım diye bir aracın bir inancıyla yeni bir durum kestirimi yaptık. Ve bu sürekli devam ediyor. Ya neye güveneceğim? Kalman fitesiyle karşılaşanlar genelde bu soruyu soruyor. Birkaç defa bu noktayı tekrar edeceğim. Farklı infograflarla. Ya matematiksel modele fazlasıyla güvenmeniz gerekiyor ya sensöre. Birisinden birisine güveniyor olmanız ya da birazdan yavaş yavaş matematiksel karşılıklarını da açacağım. İkisinde de güvenemiyorsanız, yani benim ölçümümün de belirsizliği aynı, öngörümün belirsizliği de aynı, o zaman ikisine eşit yaklaşacaksınız. Öngörüden gelen belirsizlikle mesela ölçümünüze daha fazla güveniyorsanız daha çok ölçümünüzü dinleyeceksiniz. Bir analojiyle anlatayım. Siz, bu sizin kendi tahminleriniz mesela. Bu ise bir arkadaşınızın size sürekli söylediği bir bilgi. Dışarıdan size bakıyor, söylüyor. Ve bir şekilde siz o arkadaşınızın dışarıda daha çok güveniyorsunuz. Deminki örnekten sayı doğrusu üzerinde 5'ten 7'ye gittiğinize inanıyorsunuz. Kendi hız bilginizi. Sayı doğrusunda 5 üzerindeydiniz. Üzerinizdeki hızla ölçüm yaptığınız bilgilerle işte ben 1 saniyede 2 birim ilerliyorum. Demek ki ve artı yönde ilerliyorum. Artık 7'de olmalıyım diye bir inancınız var. Ama diyorsunuz ki ben artı eksi 1 hata yapabiliyorum diyorsunuz. Yani 6 metre ile 8 metre arasında eşik dağıldım diyorsunuz. Şurada. Tam bu noktada bunu derken arkadaşınıza soruyorsunuz. Neredesin? Arkadaşınız diyor ki sen 6.5'tasın. 7'de değilsin. 6.5'tasın. Ve siz biliyorsunuz arkadaşınızın hatası ise 0.5 artı 0.5. Bu ikisini dengeleyerek arkadaşınızın yani ölçümden gelen bilgiyle öngörü yaptığınız bu iki bilgiyi kıyaslayarak sıradaki bilgiyi almış olursunuz ve bu devam ediyor. Biraz daha matematiksel seviyeye inelim. Bunların ispatlarını istediğiniz zaman çeşitli ders kitaplarınızda bulabilirsiniz. Basitçe anlatılmış bir, bu deminki gördüğümüz state diagram, durum uzayı denklemi. Önceki durumu bir tahminde bulundunuz. Elinizde çıkartmış olduğunuz matematiksel modelden, mevcut konumunuzdan, mevcut durumunuzdan, gene konum üstünden gidelim. Konum ve dışarıdan konum ve hız bilgisi var üzerinize. Dışarıdan da ivme bilgisi geldi. Ve şu anda siz bir sonraki konum ve hız bilginizi tahmin ettiniz. Ve hata kovaryansını tahmin ettiniz. Şu parametreler önemli. Hata kovaryansını tahmin ederken sistemin içinden gelen, sistemden kaynaklanan kovaryans ve dışarıdan da Q diye bir parametre eklediniz. Bu Q ve R, şimdi şu anda eğitim esnasındasınız. Eğitiminiz başlangıç seviyesi, çeşitli benzetmelerle ilerliyor. Ama bunu uygulamaya kalktığınızda aslında Python olabilir, MATLAB olabilir, C++ kütüphaneleri olabilir. Hazır bir Kalman filtresi kullanmayı tercih edebilirsiniz. Oradaki tune etmeyi, ayarlamanız gereken birkaç parametre üzerine yavaş yavaş o tarafa geçmeye çalışıyorum. Bu sizin matematiksel modelinizden gelen A, PK eksi 1 çarpı A transpoz. Bunun ispatını yapabilirsiniz. Rastsal değişkenler üzerinden dersler aldıysanız ya da bu kitapları inceleyerek. Dışarıdan bir Q parametresi eklediniz. Yani bir sonraki durumu önceki durumdan tahmin ettiniz ve ona da bir hata kovaryansı atadınız. Hata kovaryansı ataması yaparken sistemden gelen hata kovaryansını bir de Q diye bir yeni bir hata kovaryansı eklediniz.
Biraz burayı kavramsal anlatıyorum. İspatı matematiksel olarak bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum ama burada biraz bunun kavramları ne anlama geliyor onu anlatıyorum. Sonra bir Kalman kazancı hesaplanıyor. Kalman kazancının hesaplanması bir sonraki durumun, yani bu düzeltme dediğiniz kısım, bir tahminde bulundunuz. Şimdi dışarıdan yaptığınız ölçümlerle ve output'u, çıktıyı ölçerek sistemi güncellemeye çalışacaksınız. Dikkat ederseniz Kalman kazancı da, bu da sizin kurduğunuz matematiksel modelden geliyor. Ama burada da R diye bir parametre ekledi. R diye bir kovaryans eklediniz. Kalman kazancını hesaplarken. Q ve R'yi unutmayalım. Bir önceki anlattığım matematiksel modele mi güveneceğim yoksa ölçüme mi güveneceğim kısmını açıklıyor. Sonrasında bir ölçüm geldi. Bu ölçümü bu Kalman kazancıyla, bu belirsizlikle, yani buralar belirsizlik, bu Kalman kazancıyla bir sonraki ölçümü, bu bir sonraki ölçüm ve sizin tahmininizdeki bir önceki tahmininize bağlı olarak olması gereken ölçüm, bu sizin tahmininizdi, bu tahmininize bağlı olan ölçümle, olması gereken değerle asıl ölçüm arasındaki farkı Kalman kazancıyla çarparak, bu belirsizlikle çarparak kendi ölçümünüze, kendi tahmininize eklediniz ve bir düzeltme yaptınız. Sonrasında da hata kovaryansını da bir o kadar daha düzelttiniz. Kalman kazancıyla düzelttiniz. Bir tahminde bulundunuz, bir sonraki durum ve hata kovaryansı. Sonra bunun üzerine bir düzeltme işlemleri yaptınız. Bu düzeltme işlemini yaptıktan sonra son durum ve hata kovaryansını güncellemiş oldunuz. Ne bekliyoruz hata kovaryansında? Hata kovaryansında bir daralma. Aynı şekilde de konum, bir sonraki tahmininizin doğru bir şekilde bu Kalman filtresini kurduysanız her defasında gerçek değere yaklaşmış ve gerçek değeri tahmin edebilen bir noktada olmasını bekliyoruz. Peki. Bu Q ve R'nin önemine pratik bilgi olarak söylüyorum bunu. Bu Kalman filtresini dışarıdan kullandığınızda sadece Q ve R'yi update ederek Q ve R'ye bir atama yapmanız gerekecek. Eğer Q R'den büyükse model hatasının baskın, R Q'dan büyükse ölçüm hatasının baskın, Q eşittir R olarak alırsanız mesela bir şey alabilirsiniz, birim matris alabilirsiniz. Q eşittir R hangi hatanın baskın olduğunu bilmiyorsunuz ve bu şekilde bir kestirimle Kalman filtresini denediniz. Genelde Kalman filtresi gerçekleşmelerinde burada biraz deneme yanılma yöntemleriyle ilerleniyor. Ama eğer modelinize güveniyorsanız, ölçümünüze güveniyorsunuz, ona göre bazı küçük prior bir ön bilgilerle güncelleme yerler yapabilirsiniz. Şimdi sona doğru gelmeden önce otonom araçlarda konumlandırma sistemleri nelerle yapılıyor bir ona bakalım. Sürekli konumlandırma üzerine gittik bu sunum esnasında. Şimdi otonomda GPS kullanılıyor. Otonom araçlarda, İHA'larda, İKA'larda, dış ortam konum takibi için. Sonra bu atalet ve ölçü birimleriyle kullanılıyor. İvme, dönü, manyetik kuzey yönünü ölçebilen manyetometri. Ataletsel ölçü birimleri var. GPS ve IMU bir arada kullanarak GPS ANS elde edebiliyorsunuz. Odometri ile hareketi takip edebiliyorsunuz, yolu takip edebiliyorsunuz. Kamera, lidar ve benzeri, bu hem landmark dediğimiz yer işaretlerinin belirlenmesi, yani bir nevi GPS olarak kullanılması için işe yarayabiliyor. Hem de etraftaki derinliği ölçmeniz, mesafeyi ölçmeniz gibi stereo kameralar kullanmanızla bağlı olarak bir haritalamaya, genellikle SLAM uygulamalarında kullanılıyor. Şimdi bütün bunları bir arada kullanabileceğiniz çeşitli uygulamalar var. Ben bunlardan en yoğun kullanımını aldım. GPS ve IMU. Şimdi IMU'dan şuradaki ilk baştaki şu kısma geri döneceğiz. IMU kullanarak ne yapıyoruz? Pozisyon. Şimdi neyi, amacımız neyi elde etmek? Bu aracın şu anki konumu, şu anki hızı ve hangi yöne gitti? Bu üç bilgiye sahip olduğum müddetçe bu hareketi ben takip edebiliyorum. Hareketi takip edebilirsiniz. IMU'dan hem ivmeyi hem de dönüyü alıyorsunuz. Bu bilgiyi dışarıdan veriyorsunuz. Ve bu sizin durum tahmininizde. Yani pozisyon, hız
ve yön tahmininizde dışarıdan gelen bir ne parametresi oluyor? Sizin aslında yaptığınız bu kontrol parametreleri olarak dışarıdan geliyor. Sonrasında bu state durum kestirimi için kullanıyorsunuz. Durum kestirimini kullanırken aynı zamanda da burada bir çift integral aldığınız için sürekli olarak bir kümülatif bir hata, bir drift olmakta. Drift diye adlandırılan, yani bir integral alındığı için hatalar birike bir sapma gerçekleşiyor. Siz bunu aynı zamanda da GPS verisini kullanarak, daha düşük frekansta gelen GPS verisini kullanarak gene farklı bir belirsizlikteki GPS verisiyle de ölçüm yapıyorsunuz. Kestirim yaptınız, tahminlemeyi yaptınız. Yani ben bu ivme ve bu hızla şu konumdayımdır. Şimdi dışarıdan da GPS size bir doğrulama verdi ve GPS'ten aldığınız bilgiyle de bu işi doğru noktaya çekiyorsunuz. Yani az önceki bahsettiğimiz düzeltmeyi yapıyorsunuz. Şimdi burada kurduğunuz sisteme bağlı olarak GPS aktif olduğunda GPS son bir düzeltmeyi yapıyor. Tekrar yeni bir konum veriyor. İki GPS arası ölçüm esnasında siz IMU üzerinden gelen ivme ve yön bilgisi ve hız bilgisiyle de konumunuzu kestiriyorsunuz. GPS INS denilen bu sistemle de sürekli olarak bu aracın hareketini takip edebiliyor oluyorsunuz. Bu kısım, tekrar buraya modeli koymak istedim. Aslında deminki yaptığımız şu kısmı anlatan bir belirsizlik. Konumunuzu biliyorsunuz, sayı doğrusu üzerinde yine gidelim. 5 demiştik. 5 birim uzaklıktaki bir noktadayım. Belirli bir belirsizlik içindeyim. Bunu bir Kalman filtresi olarak kullanıyorsanız, demin ben anlatırken size onu daha net anlatayım. Gaussian noise olarak modellemeniz uygun olacaktır, gerekli olacaktır Kalman filtresinde. Ben diyorsunuz ki XK-1 mean'inde ve bir PK-1 sigma dağılımında ben bir kovaryansta bir belirsizliğin içindeyim. Tek dimensional, tek boyutta olduğumuz için XK-1 ortalamasında ve sigma K-1 belirsizliğindeki bir Gaussian dağılımını göstermekteyim. Sonra bir tahminde bulundunuz. Neye göre bu tahminde bulundunuz? Akselerometre, ivme ölçer, jiroskop ve manyetometreden gelen, bu atalisel ölçü biriminden gelen ölçümlerle hızlıca bir sonraki tahminde bulundunuz. Ve tahmininiz, buradaki hikayeyi buraya uyumlu anlatayım. Ben 5 birimde değilim de artık 7 birimdeyim dediniz. Ve belirsizliğim de bu sensörlerden gelen, bu sensörlerin belirsizliği. Çünkü ben burada bir ivmemi neyle ölçüyorum? İvme ölçerle. Dönümü neyle ölçüyorum? Jiroskopla. Kuzey yönümü de manyetometre ile ölçüyorum. Belli belirsizlikler var bu sensörlerin üzerinde. Bu belirsizlikleri birleştirerek bu şekilde bir belirsizliğin içinde bir noktadayım. 7 birimdeyim ama artı eksi buraya göre tutarlı olsun. Artı eksi 0.5 birimlik bir hatayla buradayım. Sonra dışarıdan bir ölçüm geldi. Ve bu ölçüm GPS olabilir, lidar olabilir, kamera olabilir. Genelde aslında doğruluğu yüksek, daha yüksek düzeltme verisini verebilecek. İşte bu yer işaretlerinden, landmarklardaki bir kamerayla bir landmark bilgisi okudunuz. Ya da GPS'ten bir veri geldi. Şuraya baktığımızda bu da 7 metrede, bu da diyor ki size sen hayır 10 metredesin. Pardon. Sen 10 metredesin. Ve hatan yine eksi 0.5 artı 0.5'lik bu GPS'e verdiğinizde. Deminki bahsettiğim gibi Q ve R'ye siz eşit dağıtarak bu iki bilgiyi birleştiniz. Ne dedik? 7 ve 10 artı eksi 0.5 hata yapıyordu. Şimdi doğruluğun biraz daha arttı. Belirsizliğin biraz daha azaldı. Artı eksi 0.4 dedik ama burada ne dedik işte 8.5 birimdeymiş. Düzeltmeniz ta sizi 8.5'a kadar düzeltti. Şimdi bir MATLAB simülasyonu göstermek istiyorum size. Bunun üstünde çeşitli oynamalar yapabileceğiniz için IMU and GPS Fusion example'ı çalıştırmanızı öneririm. Bu örneği göstermemin sebebi bir İHA ilerliyor. Bir
Abi ilerlerken pozisyonunu görüyorsunuz burada. Pardon, kırmızı ilerlerken bir pozisyonunu görüyorsunuz, yönelimini görüyorsunuz. Bu yönelimlerin takip edildiğini, Kalman filtresiyle takip edilebildiğini gösteriyorsunuz. Demin ki bahsettiğim şekilde gerçekleştirilmiş bir Kalman filtresi var. Bir yandan da pozisyonlardaki X'teki, Y'deki ve Z'deki pozisyon hatalarına bir bakın. Bir hata artıyor, sonra bir ölçüm geliyor. Düzeltmeleri görüyorsunuz burada. GPS ölçümü geldikçe içeride bir simülasyon var. GPS ölçümü geldikçe bir düzeltme geliyor. Ve hata bir artış var. Şöyle takip ederseniz hata artıyor. Bu hata IMU'dan kaynaklanan hatalar. Sonra bir düzeltme. Sonra bir düzeltme. Sonra bir düzeltme. Otonom araçlarda ister kar aracı olsun ister hava aracı olsun sizler de konumlandırma için Kalman filtresi kullanacaksınız. Kalman filtresi kullandığınız esnada ivme ölçer, jiroskop ve manyetometreyi bir GPS ile birleştirmeniz gerekecek veya hem GPS hem lidar. Böylelikle şöyle bir durum söz konusu olabilir. Şu örneğe geri dönelim. Siz buraya GPS 1 Hz'de geliyor. Lidardan bir veri geldiğinde doğruluğundan daha emin olduğunuz için hemen bu doğruluğu düzelttireceksiniz. Lidarla birleştireceksiniz örnek olarak. Ve araları bu IMU'dan durum kestirim için kullanabilirsiniz. Sadece GPS IMU kullanıldığı zaman GPS INS, aynı zamanda GPS INS odometri, aynı zamanda GPS INS odometri ve kamera ve lidar kullanılabilir. Dediğim gibi başlangıç seviyesi eğitimimizi tamamlamış oldum.